Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pek bilinmeyen Sovyetler Birliği'nin Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nde üretmiş olduğu bir otomobil markasını inceleyeceğiz. Dediğim gibi bu pek bilinen bir marka ve araç değil. Ermenistan'ın başkenti Erivan şehrinde kurulan Erivan Otomobil, Kamyon ve Kamyonet Fabrikası. Bu fabrika genelinde kamyonet üzerine yoğunlaşmıştır. 31 Aralık 1964 tarihinde 1084 sayılı Ermenistan SSR Bakanlar Kurulu kararı ile Erivan'da taşımalı minibüs üretimi için bu fabrika faaliyete geçmiştir. 800 kilogram ile 1 ton kapasiteli bu fabrikada Rusov Georgi Petrovich aynı emirle müdür vekili olarak atanmıştır. 1966'ya kadar olan faaliyet döneminde tesisin inşaatına başlanmıştır. Genç bir ekibin iç çekirdeği oluşturulmuştur ve Sovyetler Birliği'nin başka bir otomobil markası olan Riga ve Ulyanovsk otomobil fabrikalarından 66 işçi eğitilerek ilk üretim binası yapılmıştır. İlk makineler monte edilmiş ve ilk parçalar işlenmiştir. On Eylül 1965 Ermeni SSR 795 sayılı Bakanlar Kurulu emriyle yapım aşamasında olan Fordli fabrikası bu bina tesisinin ana hatlarını oluşturmuştur. Ve bu fabrikanın temelleri atılmıştır. Ve bu fabrikaya Yeraz, Ermeni rüyası ile uyumlu olarak bir isim verilmiştir. AZ Sovyetler Birliği'nde otomobil fabrikası anlamına gelmektedir. Yeraz ise Yerivan, yani Erivan Otomobil Fabrikası anlamında gelmektedir. 1966 yılında SSR Ulusal Ekonomi Konseyi Makine Mühendisi Bölüm Başkanı Zaven Simonyan geçmiş sicili Moskova ve Doğu Almanya'daki işletme ve kurumlarda birçok üst düzeyde bulunan biri olduğu için ilk müdür olarak atanmıştır. Tesisin geliştirilmesi, bir ana plan oluşturması ve sermaye inşaatı finansmanı için gerçekleşmiş çalışmalar onun aracıyla yapılmıştır. Yılda 2500 otomobil seri üretim kapasitesi oluşturulmuştur. 1968 üretim yılında 1000 otomobile çıkarılmıştır. Nisan 1966'da raf belgelerine göre Eraz 762 modelinin iki motorlu kamyoneti toplanmıştır. 1966'da yıllık 400 adetlik bir kamyonet üretimi hedeflenmiştir. Aralık 1966'da seri üretilen ilk Yeraz 762 araç üretilmiştir. 1968'de Avanya Stepan Ivanovich tesisi müdürü olmuştur. Fabrikadaki çalışmaları sırasında tesisin ilk restorasyonu gerçekleştirilmiştir ve yılda 6500 otomobil üretim için kapasiteler oluşturulmuştur. 1968'de 1000 parça olan çıktı parça hacmi 1973'te 6500'e kadar yükselmiştir. Preskoy'da ve montaj tesislerinin sermaye inşaatı tamamlanmıştır. Bin 1971 yılında tesisin tasarımcıları yeni bir model üzerine çalışmıştır. Bu model Eraz 3730 minibüstür. Haziran 1971'de Moskova'daki Ticaret ve Kamu İşletmelerinin Modern Ekipmanları Kongresi'nde Yeraz 762 Tüm Birlik Ticari Odası'ndan Fahri Diploması ile ödül almıştır. Eylül 1971'de 1976'da Eraz 762 B ve 779 Eraz 72 V değiştirilen modernize ve 762 A modelinin üretimi başlamıştır. Bu araç temelinde kargo, yolcu, minibüs tarzı değişiklikler yapılaraktan aynı kasa üzerindeki aynı altyapı şasi kullanılmıştır. Sadece
karoserde bazı değişiklikler yapılmıştır. 13 Aralık 1971'de modernize edilmiş Eraz 762 A minibüs için VDNKH'dan 3. derece diploması alınmıştır. İkinci pres dövme üretim binasının inşaatı hızlandırılmış ve olağanca hızıyla üretime devam edilmiştir. 12 bin parçalık üretim için kapasiteler oluşturulmuştur. 1972'den 75'e kadar olan dönemde SSCB'de ikincisi olan bir montaj hattıydı bu. Ekim 1973'te Devlet Komisyonu yeni Yeraz 37-30 ailesinden bir otomobilin üretimini kabul etti. Böylelikle tesisin aslında ikinci modeli ortaya çıkmış oldu. Yılda 7 bin araçlık kapasite ile yola çıkılıp 10 bin adede kadar yükseltildi. 1974'ten 1986'ya kadar bu Yeraz fabrikalarında 26 adet elektrikli aracın da testi yapıldı. Test için Moskova Otomobil Fabrikası'na 26 adet numunelik araçlar gönderildi. Eraz 37-30 büyük gövde hacim nedeniyle çalışan araçlar için en uygun olanı kabul edildi. Ancak güç kaynaklarının kusurlu olması nedeniyle Yeraz'daki çalışmalar bir süre durduruldu. 1980 yılında Eraz Moskova 80 yaz olimpiyatlarına 10 adet Eraz 37 302 soğutmalı kamyon göndermiştir. 1980 yılında Hosepian Novari Atamovich üretim birliğinin genel müdürü oldu. Çalışmalar sırasında 10 bin adetten otomobil üretimini yılda 11.200 adede yükseltti. Fortlift parça ve montajlarının imalatında teknolojik hazırlık ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Fabrikada boyama atölyesi yeniden inşa edildi. Yeni boyama ve kurutma kabinleri, başüstü itici ve zemin konveyör sistemleri kuruldu. Nisan 1982'de 100 bininci Eraz minibüsü üretildi. Temmuz 1883'ten Kasım 1983'e kadar Abraham Jim Zavanovich derneğin başkanlığını yaptı. Onun altında Yeraz 37-30 minibüsleri yeni Fortif modellerin üretim için teknolojik hazırlık çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kasım 1983'te Yeraz Derneği'nin Christian Üretim Birliği Armauto olarak yeniden kaydedildi ve Vladimir Galastovich Nersesyan Erevan Otomobil Fabrikası'nın direktörlüğüne atandı. Çalışmaları sırasında yeni model Eraz 37-30'un teknolojik hazırlıkları yeniden yapılandı ve otomobil üretimini geliştirmesi için çalışmalar yapıldı. 12 bin adet olan yıllık üretimde 762V model olaraktan 762 temelinde üretilmeye devam etti ve yıllık üretim 16 bin adete yükseldi. 1984-87 yıllarında gövde montaj ve kaynak atölyeleri yeniden inşa edildi. Araç gövdesine kaynak hatları ve bir asma itici sistemi kuruldu. Bu sistemin uzunluğu 3,5 kilometreye kadar uzanmaktaydı. Pres dükkanının yeniden inşası tamamlandı. Erivan Otomobil Fabrikası Eraz kurulduğundan bu yana sürekli üretimi arttırılmış ve üretim binaları genişletilmiştir. Kısacası aslında fabrikada aslında otomobillerle birlikte gelişmiş ve ilerlemiş, büyümüştür. 1984 yılında Lubuski Otomobil Fabrikası ile beraber ZUK'ta Polonya'da işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ve 1984'te Yeraz bağımsız bir kuruluş olmuştur. 1985 yılında Eraz 37-30 minibüsü Moskova'daki Autoprom 85 fuarında bronz madalya kazandı. 1986 yılında Eraz 37-30 minibüsünün temelinde üretilen izotermal gövdeli Yeraz 37-301 motorlu minibüs tesis tarihinde ilk kez Poznan, Polonya şehrinde yurt dışında uluslararası bir sergide gösterildi.
Yeni bir idari bina faaliyete geçirildi ve mevcut model geliştirilmek için çalışmalarına devam edildi. Eylül 1987'de yılda 16.111 kamyonetle rekor hacme ulaşıldı. 1984'ten 1991'e kadar Edward Stanovich Babajanyan yönetimde kaldı. Çalışmalar sırasında yeni model RAZ 37-30 otomobilinin gövde üretiminin yeniden inşası tamamlandı. Gövde montajı ve kaynak atölyesi yeniden inşası tamamlanmak üzere çalışmalara devam edildi. 1991'den kapanışa kadar Hamlet Stepanovich Hartunyan yönetimdeydi. 1995 yılında Erivan Demiryolları'nın dinlenme tesisindeki park için 2 adet eğlence treni üretildi. 1995 yılında tesis özelleştirildi ve açık bir anonim şirket Eraz olarak yeniden düzenlendi. Girişimci ve çok sayıda hisseye sahip olan Hovsep Seferyan Eraz OJSC'nin Hissedarlar Kurulu Başkanlığı'na Hartunyan ise muhassas aza seçildi. Aynı yıl Eraz 37-30 konveyöre de son çıkışını yaptı. 2000 yılında fabrika tesislerinde Vaz otomobillerinin üretimine başlanması planlandı. Kasım 2002 tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Mahkemesi alacaklarını talep etmek üzere Yeraz OJSC'nin iflas ettiğini ilan etti ve işletmedeki üretimi durdurdu. Kasım 2004 yılında Eraz OJSC bir açık arttırmada satıldı. Eski otomobil fabrikası Eraz'ın yeni sahibi ve ardından JSC'nin de yeni sahibi olan MIG Metal bu kuruluşları satın almış oldu. Ve Sovyetler Birliği'nde kısa bir dönem üretim yapan ve Sovyet Uydu Cumhuriyeti'nin ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Eraz'ın üretim aşaması ve tarihi bu noktada sonlandı.